sonra tırpanımızın içine yumurtalarını bıraktılar. Başta bir doğum işlemi gerçekleştiler. 3 tane yavrumuz oldu. Şu anda bu hafta 4 tane daha sanırım yumurta bıraktılar. Bir daha doğurmalarını bekliyoruz. Önceden 2 yavrumuz daha vardı abi. Onları anne yumurtadan çıkardı. Aynı yuvada çıkardı. Fakat aynı burasıydı. Yumurtadan çıkardı, büyüttü, uçurdu, gönderdi. Bu ikinci serisi. Daha mesken edindi. Yani o yüzden yani. Siz bu makine satmıyorsunuz. Yok, bu makineyi veremiyoruz maalesef. Yani zarar görmediğini anlayınca buraya artık mesken edilmiş. Aynen öyle abi. Çok bereketi güzel. Bereketi dükkanın bereketi onlar. Evet, çok güzel, çok güzel. İçeride de abi, anneler besleniyorlar dışarıda, gelip yumurtaya oturuyor. Çıkıyor, gidip geliyor yani. Onlara da görme şansımız var mı? Var tabii, içeride uçuyorlar şu an. Onlara da bir bakalım. Oynatalım istersen. Oynatayım mı canlı olduğu zaman? Sürecimiz yaklaşık 5-6 ay önce başladı. En başta bir çifte kumrumuz geldi. Buraya 3 tane yumurta bıraktılar. Ve 3 yumurtadan doğan 3 tane yavrumuz iş yerimiz içinde kanat çırpma eğitimlerini tamamlayıp işte bir taraftan bir tarafa uçup konduktan sonra iş yerimiz terk ettiler. Tam biz bu süreç bitti derken süreç tekrar başladı. Çifte kumrularımız tekrar geldi ve yine motorlu tırpanımızın içine yuvalama işlemi gerçekleştirip bu sefer 4 tane yumurta bıraktılar. Yani bu süreç ne kadar bu şekilde devam edecek bilmiyoruz. Çünkü müşterilerimiz motoru satın almak istiyor. Bize satılık değildir diyoruz. Bizim için özel bir şey bu aslında. Motoru satmak çok önemli değil. Sonuçta doğaya bir katkımız oluyor ve hayvanlar burayı seçmişler ve yuvalama işlemlerini gerçekleştirip doğum işlerini gerçekleştiriyorlar. Biz bu süreçten mutluyuz. Artık onlar ne zaman yuvalama işleminden vazgeçip giderlerse biz de motorlu tırpanımızı o zaman satacağız. Şu anda hiçbir şekilde satılık değildir makinamız. Fazla rahatsız etmek istemiyoruz. Şimdi tekrar yerine koyacağız ve yeniden yavruların doğurmalarını bekleyeceğiz. Ot biçme tırpanı almak istedim. Tabii dükkana gidince ilk göze çarpan tırpana yöneldim. Elimi atınca arkadaş o satlık değil dedi. Nedenini sordum. İçinde yumurta var. Kumrularımız yuva yaptı deyince şaşırdım. Aynı zamanda da tebrik ediyorum. Çünkü doğaya bir katkıları var. Kuşların yuvasını bozmuyorlar. Bir de bir güzellik içinde, dükkanın içerisinde uçuyorlar. Benim de hoşuma gitti. Ben de doğa sever biriyim. Şu an yavrular kanat çırpmayı ve uçmayı öğreniyor kral bak. Bunlar yavru. Kanat çırpa çırpma uçma öğreniyorlar. Uçma öğrendiler ha. Bak, görsün kanatlarını.